yemekler yiyorsunuz? Kış aylarında hangi yemekler? Yakışıklım, bence toksik olabilecek yiyeceklerden kaçınmak lazım. Mesela yumurtadan kaçınmak lazım. Ve sakatat, çok fazla sakatat tüketilmesi de riskli bence. Sebze yemekleri genellikle ağırlıklı. En güzeli budur, sebze yemekleridir. Yaz veya kış fark etmez. Ama daha kalorili olmak isteniyorsa, daha çok kaloriye ihtiyaç varsa, zeytinyağlı makarnalar falan, o tip şeyler olabilir. Ama eti yüksek almak, sebze oranı düşürmek bence doğru değil. Yani ikisinin dengesini korumak lazım. Bir de aşırı yemek yemek ve kilo almaktan da kaçınmak lazım. Mesela bak, Allah'a çok şükür sağlığıma, saatime, yiyeceklere dikkat ediyorum. O yüzden de hiç ilaç kullanmam ben. Yani hiçbir ilaç, vitamin de almıyorum. Vitamin dahi kullanmıyorum. Mesela aspirin dahi kullanmam hiç. Hep doğal olarak vitaminle. Mesela A vitamini ise havuçtan, D vitamini güneşten, antibiyotik kullanmam. Yani hiçbir ilaç çok zarur olmadıktan sonra kullanılması lazım. Allah'a çok şükür, bak senelerden beri hiçbir ilaç kullanmam. Dolayısıyla yiyecekleri doğal yiyecekler olarak almak en sağlıklı hareket olur. Bu cilt bozuklukları nedeni de o. Ağır yemeklerden kaynaklanıyor. Yani hafif yemekler, sebze yemekler, zeytinyağlı yiyenlerde hiçbir şey olmaz. Daha sağlıklı olurlar. Evet, dinliyorum. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler düzelecek mi sizce? Türkiye ile İngilizlerin devlet arasındaki ilişkinin düzelmesi gerekir. Yani şeytanla Türkiye'nin arasını düzelmesi gerekiyor. Şeytan yenilmedikten sonra şeytanla ara düzelmesi olmaz. Münafıkla ara düzelir mi? Düzelmez. Şeytandan da ara düzelmez. Dolayısıyla Almanya İngilizlerin devletini kontrolünde. O garibanların yapacağı bir şey yok. Ya Almanya'nın müstakil yaptığı bir şey yok. Almanya'nın başındaki hanımefendi garibanın teki. Eşi, çocuğu, 3-5 akrabasından başka kimsesi yok. Yalnız bir insan. Ama adamlar, insanlar onun hata yaptığını zannediyor. Onunla alakası yok. Doğrudan İngilizlerin devletiyle ilgilidir. İngilizlerin devleti ne derse onu yapmaya mecburdur o insan. Onun dışında bir şey yapmaz. Yani kendi inancına göre tabii. Evet, dinliyorum. Futbol hakkında ne düşünüyorsunuz? Futbol güzel. Ama tabii riski çok. Çünkü o hızla koşarken topu kurtarması gerekiyor. Ani hareketler yapması gerekiyor. Dize, ayağa çarpma ihtimali ve düşme ihtimali çok yüksek. Nitekim çok fazla düşme oluyor ve dize ve kaval kemiğine, ayak bileğine çok fazla çarpma oluyor ama çok kuvvetli. Yani tekme tarzında. Dolayısıyla minisküs kemik çatlamaları, ayak burkulmaları sürekli oluyor. Bu çok riskli. Yoksa onun dışında bir mahsur yok. Ama vücut geliştirmek için futbolun bir etkisi olmaz. Vücut gelişmez. Yani sadece alt kısım biraz gelişir. Bacaklarda bir hafif gelişme olur. Üst kısım ve kollar gelişmez. Body destekli futbol yapılması lazım. Yapılacaksa bile. Ve ayak çok iyi korunması lazım. Çok kalın çoraplarla, kalın konçlarla, meşin muhafazalarla. Yani esaslı bir koruma altına alınması lazım. Yani dizlere kadar, hatta dizler de dahil olmak üzere korunması gerekiyor. O şekilde olursa olur. Onun dışında bence riskli. Bir de topa kafa atma. O çok tehlikeli bence. Çünkü top çok uzaktan geliyor. Bir de kendisi bütün gücüyle kafasını topa vuruyor. Yandan falan. Kafa kemikleri ince, yani beyin, yani kadar güçlü bir organ değil. Çok tehlikeli. Beyin kanaması falan her şey olabilir. Ya beyin sarsıntısı olabilir. O yönünde de riskli. Bu riskleri iyice azaltıp yok edersek eğlendirici bir spor. Evet, dinliyorum.